Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün finansal ayağına yönelik soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin FETÖ'nün himmet paralarını Bankasya'daki hesaplarda tuttukları öğrenildi. Şahısların yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor. Pompalı tüfekle dehşet saçan zanlılar kıskıvrak yakalandı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde gece yarısından sonra yaşanan olayda 3 kişi Yeşilyuva mahallesindeki bir eve pompalı tüfekle ateş edip araçla kaçtı. Polisin dur ihtarına uymayan zanlılar kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından polis ekipleri şahısların geldiği yönde yere kapan attı. Kapan üzerinden geçen araç lastiği patlayınca durmak zorunda kaldı. Araçta bulunan 3 kişi kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi. Otomobilde inceleme yapan polisler 2 tane boş kovan ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Şahısların kaçarken yol kenarına attığı pompalı tüfek de polis tarafından bulundu. Zanlılar sorgulanmak üzere İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü. Hasmının kafasını trene vurdu. İtalya'da kaydedilen görüntülerde iki adamın tren istasyonunda kavga ettiği görülüyor. Şahıslardan biri yere düşürdüğü hasmının kafasını giden trene vuruyor. Talihsiz adam acı içinde yerde kalırken saldırgansa olay yerinden kaçıyor.